meseleyi biraz da yayın yasağı olduğu için pek konuşmadık. Hı hı. Belki o yüzden hani çok gündemden düşmüş gibi düşünüldü. Hatta öyle eleştiriler yapıldı ama hani Başbakan Davutoğlu'nun bize uçakta anlattığı, yani neredeyse her gün bir defa hem bu konuda bir toplantı, bir görüşme trafiği, ailelerle doğrudan, yani kendileri doğrudan, yani evlerine artık onları misafir ederek teskin etmeye çalışmışlar. Yani onların sürekli aslında Ankara'nın gündeminde olmuş. Bir birim kurulmuş bunun için, istihbarat birim kurulmuş. Rapor hazırlanmış. Nasıl bu rehine krizleri çözülüyor? Bu IŞİD'in rehine krizleri nasıl çözüldü? Nasıl çözülebilir? Oradaki Türkiye'nin temasta olduğu gruplarla nasıl ilişki kurulabilir? Yani bu konu sürekli, işte Heron meselesi de zaten hani sürekli gündeminde Ankara'nın, yani bunu takip etmiş sonuçta. Bu çok riskli bir mesele aslında. Yani bir siyasi kadro için de çok riskli bir mesele. Yani bunun siyasi bir bedeli de olabilirdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce özellikle bu bedel, yani çok bu risk yükselmişti. Çünkü karşınızda aslında biraz irrasyonel bir grup var. Yani onlar hani ne yapacakları belli olmayan. Bir de orada yani birisi der ki hani bu adam bana bağırdı, ben de onu vurdum. Ne diyecek? Yani orası bir savaş alanı. Aynen. Yani bir hukuk yok orada. Ve bütün bu riskler... Kimin olduğunu belli olmadığı bir coğrafya zaten. Hiyerarşik karar almak zorunda da değiller yani. Hmm. Orada bir adam der ki hani bu adam... Sigara içti, sigara da haramdır. Ben de onu uyardım, bana kızdı işte falan. Hani bir sürü şey olabilir. O yüzden çok riskli tabii yani. Ama denenmiş de epey. Yani birkaç defa daha bu aşamaya gelindiğini söyledi Davutoğlu. O yüzden ilk telefon geldiğinde biraz temkinli davranmış. Tabii çok sevinmiş ama. Çünkü güvenli bir çıkış da aynı zamanda gerekli. O yüzden hani Irak sınırından değil de Suriye sınırından çıkıldı aslında. Yol uzatılmış oldu bir şekilde. Tabii o çok mutlu oldu, çok rahatlamış oldu. Bütün yani etrafındaki herkes bize aslında hissettirmediler, gazeteciler atladım haber yaptılar. Çünkü biz giderken zaten bu Azerbaycan ziyareti böyle iptal edilmekten son anda döndü. Yani sürekli saati erteleniyordu. Önemli bir ziyaretti aslında. Orada bir petrol işte TANAP açılışı gibi bir şey vardı. Orada da hissettirilmedi. İşte başbakan akşam yemeğini iptal etti, resmi akşam yemeğini. Bizi bir restorana götürdüler. Orada bakanlar, milletvekilleri, işte danışmanlar. Başbakan nerede diye sorduğumuzda sahile yürüyüşe çıktı. Dediler biz de inandık yani. Yapacak bir şey yok. Niye hep siz buradasınız hepiniz? Niye kimse eşlik etmiyor gibi bir girişimimiz oldu ama hani o da artık hani çok ısrar etmedik. Sonra ama yani işte orada bir hareketlenme hafiften vardı. Gece çünkü orada, yani burada Türkiye saatinde 2 saat ileride. Daha sonra da saat 5'te herkes uyandırıldı. İşte başbakan sizi ikinci katta bekliyor ve bir açıklama yapacak diye. Yani ben ses tonundan hani iyi bir şey olacağını anladım. Fakat son ana kadar çok ketumiyetlerini de korudular. Çünkü hani o risk de var sürekli. Zaten bize haber verildiğinde Türkiye sınırlarından girmişti. 46 kişi zaten. Üçü de Irak personeli. Onlar orada kaldılar. Sonra da açıklama yapıldı. İşte Bakü programı iptal edildi. İşte Enerji Bakanı orada kaldı ve diğer bütün heyet Urfa'ya geçti. Sonra uçağın arka tarafını boşaltıldı. Personelin bir kısmı Urfa'da bırakıldı ve o 46 vatandaşımız, onlara refakat eden kişiler ve birkaç, bir de bu operasyonu, gidip alma operasyonunu yapan MİT mensupları bindi. Tabii onlar böyle gizli bir şekilde bir yerde oturdular. Ben tesadüfen bir tanesinin eskiden ODTÜ'den tanıdığım bir arkadaşım çıktığı için tanıdım. O yüzden hani kimse farkına varmadı. Ama zaten çok enteresan şeyler işte zaten görünüyor. Sakallarını kesememişler. Yani o bir şey için değil. Hani IŞİD sakal işte kesememişler. Yani kestirmemişler. Yani sakallar uzamış hepsinin. Bir de tabii kıyafetleri 101 gün boyunca aynı kıyafetle. Onlara işte Urfa'da bir mağazayı sabah saatinde açtırıp onlara bu kıyafetleri aldırmışlar. Biraz böyle hatta tam olmamış üzerlerine. Takım elbiseler taşındıktan sonra, onların üstünde gördükten sonra da zaten belliydi ama en azından yüzlerindeki ifade garip bir mutluluğa dönüştü. Evet. Hepimiz onların artık mutluluğunu mu diyeyim, o sıkıntıdan kurtarılma anını mı hissettik bilmiyorum. Şimdi sizin de yanlarındaydınız. Evet, yani 3 ailelerden bazılarıyla konuştuk. Onlar yani biz tabii onu tam o zaman izlerken, o Amerikalı gazetecilerin o vahim görüntülerini izlerken biz tabii onları aklımıza hep getirmedik ama onlar da izlediler ve yani özellikle çok de izlettirilmiş onlara. Hayır, bir de buradaki aileler de tabii izledi. Tabii. Yani çok gerçekten bayağı yani kaybedilmiş bir şeyin kazanıldığı bir an